yavaş şehir ve yavaş beslenme. Geçim, turizm deyince artık yepyeni kavramlarla tanışıyoruz. Dünya turizm trendleri değiştikçe biz de yavaş yavaş değişiyoruz. Yavaş şehir felsefesi bölgede yerel değerleri ön plana çıkarmayı ve tanıtmayı amaçlayan bir model. Bu noktada devreye yerel sivil toplum örgütleri giriyor. Muğla'nın Akyaka beldesinde kurulan kadın kooperatifi de buna güzel bir örnek. Kısa adı Gök Boncuk olan Gökova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi bu uzun ismiyle bakalım neler yapıyor sakin şehir olmak adına. Arkadaşımız Hasan Erel Akyaka'da bizleri bekliyor. Hasan Günaydın, kim var bu başarılı çalışmanın arkasında diye soracağım. Tabii ki kadınlarımız var ama onlar kim merak ediyoruz. Sözü de sana bırakıyoruz hemen. Evet Tunç gerçekten Türkiye'nin ve hatta dünyanın cennet mekanlarından bir tanesindeyiz demin Erkan'ın gösterdiği olta balıkçılığının en güzel yapılacağı yerdeyiz aslında diyebilirim. Şu anda yanımda kadınlar var. Bunlar burada Akyaka'da yerel kalkınma modelini yani bir turizm değil aslında bir yaşam biçimi olan sakin şehir sistemine uygun bir yerel kalkınma modeli gerçekleştiriyorlar. Bunun başında da Çiğdem Ercan var, ee, Gökova, günaydın. Ee, Makbule Patır var, konuğumuz ve Dürdane Hanım var. Hoş geldiniz önce. Ee, hemen kısaca bu kooperatif neler yapıyor, nasıl bir kalkınma modeli uyguluyor onu hemen sorayım size. Ee, öncelikle günaydın. Sadece burada bayanlar olarak bulunmuyoruz. Ee, çünkü burası Azmak Nehri, Kadın Azma olarak anılıyor bu bölgede. Kadın... Yani kadınlarla Kadın Azmağı'nda konuşuyoruz. Kesinlikle. Kadın azmağı en önemli nedenlerinden bir tanesi de daha çok kadınların buradaki üretime ve katkılarından dolayı su çok önemli bildiğiniz gibi. Hem günlük hayatımızın içinde hem de üretim sürecinde çok önemli ve bu azmak nehrinin de özel bir su olduğunu söyleyebilirim. Özel bir nehir olduğunu söyleyebilirim. Çünkü içinde bir soda ve katkısı var ve bu soda gerek temizlikte öyle değil mi gerek de üretim sürecinde bize oldukça önemli değerler kazandırıyor. Bunların başında da sanıyorum yerel değerlerimizin ve kültürel değerlerimizin başında da bu yörede sayamayacağımız kadar çok ürün var. Birazdan onlardan da bahsetmek istiyoruz. Ama Gökova Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi kurulduğu andan itibaren buradaki yerel değerleri eee kalkındırmak için eee daha bu yerel değerleri kültürel bir etiket olarak eee sunmak istiyoruz bundan sonra. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya yönelik çalışıyoruz. Çünkü bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Buradaki ürünlerin laboratuvarlarda analizlerinin yapılarak ne tür özelliklerinin olduğunu ve yerel kullanımlarının dışında çünkü mesela burada birçok şeyi siz de Türkiye'de biliyorsunuz otlar, çeşitli ürünler, sağlık amacıyla, sağlıklı yaşam amacıyla daha doğrusu kullanılan ürünler. Neler var? Bir biraz anlatalım. Tabii burada bizim için azmak, kadın azmağının bize verdiği en önemli değerlerden kültürel değerlerden bir tane tanesi de susam yörede sudan dolayı ve toprağın verimliğinden dolayı çünkü toprak analizleri Türkiye'de çok fazla yapılıyor. Çok önemli bir şey su da öyle fakat altın susam diye tabir ettiğimiz bir susamımız var bizim burada. Bu susam çok özel hem sudan hem topraktan dolayı yağ oranı çok yüksek. Bu yani... çin susamıyla karıştırmamak lazım. Kesinlikle. Şöyle bir bakın bakalım. Çin susamıyla aradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz sanıyorum. Evet bu susam üretimi çok binlerce yıldır burada süren bir çabanın ürünü aslında. Susam endemik bir susam değil ama eski çağlardan beri susam toplama, yetiştirme yöntemleri burada olduğu gibi korunuyor. O yüzden organik diyebiliyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle toplanıyor, üretiliyor ve bize ulaştırılıyor. Bize ulaştırılıyor derken yani şu anda ulaştırıldığı sadece susam olarak var. Susamın yan ürünlerini henüz göremiyoruz. Yöresel olarak çıtırma görebiliriz. Bir de şeyi var, onu unuttuk. Ee, ev pansiyonculuğu yapıyorsunuz evet, değil mi? şimdi ona geleceğim. Bu kadar güzel değerler varken, kültürel değerlerimiz varken, biz bunları nasıl sunalım? Turizme, slow felsefesi kapsamında bu değerleri daha e, turizm amaçlı olarak nasıl geliştirelim diye e, çaba da sarf etmekteyiz. Çalışmalarımız sürüyor. Hatta şu anda e, servis elemanı eğitimlerimiz e, sürmekte, uygulamalı eğitimlerimiz var. Ev pansiyonculuğu eğitim var. Çünkü Akyaka çok küçük bir yer. Fazla büyümeye müsait değil. Daha fazla turistik amaçlı yapıların, tesislerin kurulmasına da elverişli değil. O yüzden ev pansiyonculuğu bizim için çok önemli burada. gelene herkese bu değerlerimizle birlikte en iyi hizmet kalitesiyle ağırlamak istiyoruz. Evet, hemen bizim sağ tarafımızda bunun bir uygulaması yapılıyor ev pansiyonculuğu ve e, servis işletmecilik yapayım. servis elemanı. Ben hemen a, Makbule Hanıma bir döneyim. E, siz neler söyleyeceksiniz? E, nasıl şeyler yapıyorsunuz burada? Siz buralısınız. İşletmeciyim. Apartım var. E, bir küçük çay bahçem var. Eee Akyaki, yaşıyorum. Akkeköy'ün yerlisiyim. Akkekada'dan olmaktan gurur duyuyorum. İşte dediği gibi kooperatif ve e, ee, kurs değil o? Ha, kursa evet. gidiyoruz. Çiğden Hanım getirdi. Çok güzel oldu. Bize bir bilgiler verdi. Burası artık sakin kent oldu. Biz de ona göre artık kendimizi adımını yavaş yavaş ona göre atıyoruz. Kaliteli insanlar geliyor. Ondan sonra yani hicrene şeye temizliğe çok ilgi gösteriyoruz. Ve şeyimizde öğretmenimiz de bize o yönlerden kurs veriyor. Çok memnunum. Tabii şunu da unutmamak lazım. Akyaka'nın bir önemli özelliği var. Burası Nail Çakırhan'ın bu e, muhteşem mimarisiyle e, Türkiye'nin en e, güzel e, evlerinin, yani doğa harika zaten, doğanın içinde en güzel mimarilerden e, bir tanesinin uygulandığı, bütün evlerin e, o güzel eski, Türk evleri biçiminde yapıldığı ahşap dekorasyonu. Bunun içinde tabii ayrı bir güzellik var ve buradan tabii bir sakin şehir konseptine uygun pansiyon veya ağırlama, konaklama. Başka ne söyleyeyim? <laughs> yani Makbulan gerçekten çabalarıyla gelen turistlere yönelik yerel değerlerimizin tanıtılması, Stasilov felsefesi kapsamında biliyorsunuz yiyecek içecek bizim için çok önemli hijyen kadar. O yüzden kendisi deneyerek de olsa yerel bir günlük pişirdikleri hayatında kullandıkları şeyleri biz daha turizm amaçlı olarak üretmeye ve bunları daha farklı sunumlarla misafirlerimize ikram etmeye çaba gösteriyoruz. Hanım da bunu kendi kendi yerinde çok başarıyla, keyifle yapıyor. Mesela en son en ne ürünümüz çok beğenilmişti turistler tarafından ikram ettiğiniz? Ee, neydi o? Aa, makarna çok beğenilmişti. Cevizli makarna. Evet, makarnamız burada çok özel çünkü ta, e, bu her yıl yeni mahsulde buğdaydan yapılıyor ve Ula'da e, kesiliyor, hazırlanıyor e, kesme makarnamız. Bunun dışında bu yöreye özgü çok önemli bir ürünümüz daha var. Burada da yapılıyor. E, tarhanamız gördüğünüz gibi kurabiye görüntüsünde evet. aslında. Bu tarhanayı yapan Dürdane Hanım herhalde. Aa, ben ona döneyim en ben biraz lezzetli, anla en lezzetli. anlatsın Krem bakalım biraz. Hanım. Bu kurabiye biçiminde tarhanayı nasıl yaptınız Dürdane Hanım? kendi yoğurdumuzdan doğal eee buğday da kendi buğdayımızdan kararız. Serer böyle çörek yapar, kuruduruz. Kışlık bizim yani bir çorbamızdır yani. Bu börülceden de koyar. isteyen börülceyi de katar. Şu börülce de içine girebilir, at koyulabilir. Her zaman tarhana böyle toz şeklinde olur. Siz böyle kurabiye gibi yapmışsınız. Bu şekilde de yapılır, toz şeklinde de yapılır. İki türlü yapılabilir tarhana. Bunu direkt suyun içine mi atıyorsunuz? Evet, evet. Islıyoruz yani. önce. Sonra kaynatıyoruz. Tarn oluyor. Sarımsaklı seven sarımsaklı can yapıyor. O şekilde. Hı -hı. Gerçekten çok güzel görünüyor bunlar ama bir de tabii Azman kendine has ürünleri var. Yani şuraya şöyle bir Dönmek istiyorum ben e, azmak başında e, daha doğrusu azmak boyunda e, böyle balıklar da var. Yani buranın tabii e, en güzel e, yemeklerinden bazıları Erkan'da bu olta balıkçılığını öğrenirse bunlardan tutacak buraya gelip. Gerçi burası çevre koruma alanı burada balıkçılık şu anda yapılmıyordu galiba yasak e, ama ben biraz tanıtayım bu orfoz ondan sonra bu barbun. Şu gri renkli balık harika bir balıktır. Laos balığı buraya has bir balıktır. Barbun da tabii öyle. Levrek, deniz levreyi. E, tabii ki çupralar ve e, mercan balığı da var. E, çok güzel balıklar var. Çok güzel e, ürünler var burada. E, azmak da şimdi biz burada e, yaparken bu programı aslında deniz kenarında da yapabilirdik. Ama bu azmak e, ak yakaya gerçekten hayat veren renk veren ve korkunç güzel bir doğa sağlayan bir bölge bir alan ve burada gerçekten insanlar geldikleri zaman kendilerini cennette hissediyorlar. Tunç burada Akya'da insanın daha çok kalası geliyor diyebiliriz. Deleri de gördükten, orada yapılanları da seyrettikten sonra o senin duygu ve düşüncelerine katılmamak Ankara'dan İmkansız, ne diyeyim muhteşem görseller var zaten. O dinginliği yaşamayı hangimiz istemeyiz diye düşünüyoruz. Ama bir yalan daha söylemek istemiyorum. Hemen doğrusuna da geleceğim. Ankara'daki ya da İstanbul'daki ya da İzmir'deki fark etmiyor. Çalışma hayatının hengamesine baktığında henüz bizim için erken diye düşünüyorum. Biraz daha zaman geçsin de emekliliği orada geçirelim. Emekli olan arkadaşlarımızla birlikte gayet keyifli günler geçiririz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sana ee, belki tatillerde e, ufak bir dinlenme e, bizim için e, orada muhteşem olabilir. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sabah haberinin efendim bugün de sonuna geldik.